Merhaba arkadaşlar ben Soncanız. 60 derste T.T. Matematik kampının geldik 52. dersine arkadaşlar ve bu dersimizde ne yapıyoruz? orantıyı tamamlıyoruz. En son doğru orantı ve ters orantıyı yapmıştık. Bu dersimizde ise bileşik orantı ve ortalamalar, aslında ortalamalar da değil aritmetik ortalama işleyeceğiz. Çünkü eski müfraatta olan e, neler var? Geometrik orta ve harmonik orta var. Onlar artık müfraatımızda olmadığına göre biz sadece aritmetik ortalama işleyeceğiz bu dersimizde. Yani kitabımızda sayfa 115'te 116 olması lazım. Şöyle hızlıdan bir bakacak olursak. 115 ve 116 işleyeceğiz diye hatırlıyorum. Evet sayfa 115 ve 116'yı kitabımızdan işliyoruz. Hadi zaman kaybetmeden konu anlatımına geçelim arkadaşlar. Şimdi geldik bileşik orantıya arkadaşlar. Bileşik orantının tanımı neydi? İçinde birden fazla orantı bulunduran orantıya bileşik orantı diyoruz. Yani illaki e, bir tane doğru bir tane ters olacak diye bir kaydı yok. İki tane doğru orantının olduğu orantı çeşidine de biz bileşik orantı diyoruz. İkisi de ters orantı olan Orantı de bileşik orantı diyoruz. Yani içine birden fazla ne olması lazım? Orantı olması lazım. Yani mesela şöyle bir şey söylemişim. A, B, C sayıları sırasıyla örnek vermişim. X ve Y ile ters, Z ile doğru orantılıysa. Bak iki tane başlık yapmışım. Bunları neden yapıyorum? Şundan dolayı. Şimdi ben bir tane sayım var benim. A, B, C sayılarına bölüyorum. Bu A, B, C sayıları da bakın sırasıyla A, X ile ters, B, Y ile ters, C de Z ile doğru orantılıymış. O zaman ben bunu orantıda belirtmem lazım. Onu da belirtirken şöyle yapıyoruz. Hani doğru orantının kalıbı bölme şeklindeydi. Ters orantının kalıbı ise çarpma şeklindeydi. Sırayla gidecek olursak mesela A, X'e ters orantıysa A çarpı X şeklinde. B, Y ile tersse o zaman B çarpı Y şeklinde. C sayısı ise Z ile doğru orantılı olduğu için C bölü Z şeklinde ne yapıyoruz? İfade ediyoruz ve buraya da bir tane K dedik mi? Daha sonra A'yı, B'yi, C'yi. K cinsinden yazarsanız ne yapmış olursunuz? Teker teker hepsini tek değişken çevirmiş olursunuz. Bu bir. Bir de şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki A sayısı B ile ters C ile doğru orantılıysa. Bak bir tane sayıdan bahsediyor. Bu bir sayı birkaç sayıyla doğru orantılı ya da ters orantılı diyor. Bak A sayısını tarif ediyor. Şimdi doğru orantının kalıbı bölme şeklinde. Ters orantının kalıbı çarpma şeklinde. Bana diyor ki A sayısı B ile ters diyor. O zaman A çarpı B diyorum. Ama daha bitmiyor. Diyor ki C ile de doğru orantılıydı diyor. O zaman A ile C'yi bölüm şeklinde getiriyorum. Buraya da K orantı sabitini yazdık mı böyle bir ifade elde ediyoruz. Bu ikisi farklı şeyler bilginiz olsun. Bir tanesi 3 parça ayırıyorum. Bir tanesi de bir tane sayıdan bahsediyor. Kimle doğru kimle ters ona açıklamasını yapıyor. Bak şimdi 30'da ne diyor bize? 560 santim uzundaki kumaş 3 ile ters 4 ile 5 ile orantılı olacak şekilde yani doğru orantılı 3 parçaya ayrılıyor diyor. O zaman 3 tane parçadan bahsediyor ve bu parçaların aralarındaki neyi söylüyor? Doğru orantı ters orantıyı söylüyor. Şimdi diyor ki ilk parçamız diyor 3 ile ters orantılı diyor. O zaman ben bunu nasıl yapayım? Ters orantının kalıbı çarpma şeklinde 3A diyeyim. Eşittir. Daha sonra 4 ile diyor orantılı olacak. 5 ile orantılı olacak. O zaman onları da ben nasıl yazayım? B bölü 4, C bölü 5 şeklinde yazayım. Çünkü doğru orantının kalıbı bölme şeklindeydi. Şimdi amacımız ne bizim burada? Hepsini tek değişken çevirmek. Gidelim dışarıya bir tane K atarım. O zaman A dediğin şey ne yaptı? K bölü 3 yaptı. B dediğin şey ne yaptı? 4K yaptı. C dediğin şey de ne yaptı? 5K yaptı. Daha sonra bunların toplamı da kaçmış? 560 muş O zaman bunları toplarsınız 560 yaparsınız. 9K artı K bölü 3 kaç yaptı? 27, 28 K bölü 3 yaptı. Bunu da kaça eşitliyoruz? 560'a. Şöyle biraz sola çekeyim. O sanki orada size gözükmeyecek gibi şöyle sola çektim. Tamam. O zaman burada şunun altında 1 var. Burada bir sadeleştirme yaparsınız. Bununla bunu. Çapraz sadeleştirme günahtı. O zaman diğer bütün sadeleştirme sevaptı. O zaman K buradan kaç gelecek? 60 gelecek. Ne soruyor? Buna göre en büyük parça, en küçük parçan kaç santim uzundur? O zaman K'yı 60 verirseniz burası kaç yapar? 20 yapar. Buraya 60 verirseniz burası da kaç yaptı? 300 yaptı. O zaman ne istiyor bizden? 300 eksi 20 istiyor. Bunun da cevabı kaçtır arkadaşlar? 280'dir diyebiliriz. Bu da 30. sorumuzun çözümüydü. Anlaştık. Şimdi geldik 31'e. Şimdi 31'de başka bir şey söylüyor. Bak üstteki ile alttaki farklı. Bir A sayısından bahsediyor. Ve bu A sayısı B ile doğru C-2 ile ters orantılıdır diyor. Şimdi bir sayı bir sayı ile doğru orantılıysa bölüm şekline getiriyorum. Ters orantılıysa çarpım şekline getiriyorum. Bana A sayısının tarifini devam ediyor. A diyor B ile doğru diyor. O zaman A bölü B diyor. Ama aynı zamanda A sayısı C-2 ile de ters orantılıdır diyor. Yani bunu da diyor çarp Tüm şeklini yazarsam bu B'yi de buradan alayım. Şunu da şuradan alayım. Şuraya getireyim. Buna da K deyip o zaman bizim işimiz olsun. Bir orantı sabit oluştur. Sonra burada iki tane cümle kuruyor. Bir burada bir cümle kuruyor. Bir de burada bir cümle kuruyor. Bu cümleler aynı K'ya eşit olmalılar. Şimdi A'ya 6 verelim. 6. C'ye 4 verelim. Buraya 4 verdim. O zaman ne yaptı? 2. B'ye de kaç verdim? 3 verdim. O zaman burası kaç yaptı? 12 bölü 3'ten 4 yaptı. Demek ki benim K değerim 4'müş. O zaman tekrardan başa dönüyorum. A çarpı C eksi 2 bölü B dediğin şey 4 olmalı. A'yı soruyor bana. B'si kaç? 5. C'si kaç? 7. O zaman A çarpı 5 bölü 5. 5'ler birbirini götür 4 olduğuna göre A sayımız kaçmış? 4'müş diyebiliriz. Bu da 31. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 32'ye. Aynı güçteki X işçi bir işi günde 9 saat çalışarak 40 günde yapıyor. Aynı kapasite 10 işçi ilave edilerek aynı işi günde 12 saat çalışarak 10 günde bitirebiliyor. Buna göre x nedir demiş. Şimdi bu birden fazla ne barındırıyor? Orantı barındırıyor. O zaman ben buna bilişik orantı diyeceğim. Şimdi nasıl yapabilirsiniz? Şimdi benim şöyle bir taktiğim var ama o taktiğe girmeden önce bu soruyu biraz kolaylaştıralım. İsterseniz mesela şuradaki saat ve günü çarparsanız toplam işte her gün 9 saat çalışıyorsa o zaman x işçi bu işi 360 saatte yapıyordur diyebiliriz aynı kapasiteli 10 işçi ilave edilerek yani x artı 10 işçiden bahsediyoruz. Doğru mu? Günde 12 saat çalışarak 10 günde bitiriyor. O zaman burası da 120 saat yaptı. Buradan x'i bulursunuz. Şimdi işçiyle zaman ters orantılıdır. İşçiyi arttırdığınız zaman zaman azalır. Yani bunlar kendi aralarında ters orantılı. O zaman biz bunları böyle çarpıyoruz. O zaman ne oluyor? 360 çarpı x eşittir. x artı 10 çarpı 120'dir deriz. O zaman şunları sadeleştirsek burada 3 kalır. 3x eşittir x artı 10'dan. Değil mi? O zaman ne yaptı? x buradan 5 geldi. Ne soruyor? x'i soruyor. O zaman x'imiz de kaçtı? 5'tir diyebiliriz. Bu bir çözümü. Hani taktik bilmiyorsak. Bir de benim şöyle bir taktiğim var. Birinci iş bölü diğer veriler çarpımı. Eşittir. ikinci iş bölü diğer veriler çarpımı. İşleri yukarı yazıyorum. Diğer verilenleri zaman, işçi, performans hepsini aşağı yazıyorum gün, saat ne varsa aşağı yazıyor. Şimdi diyor ki aynı güçteki x işçi bak o zaman bu dediğimize göre şuna göre yapmaya çalışalım. Aynı güçteki x işçi günde 9 saat çalışarak 40 günde bir işi yapıyor. O zaman bir işte yukarıya bir yazdım. Eşittir dedim. Şimdi aynı kapasiteli 10 işçi ilave edilerek yani x artı 10 işçi. Daha sonra aynı işi yani bir işi günde 12 saat çalışarak 10 günde yapıyorlar. O zaman ben buradan ne yapabilirim? Buradan da sonuca gidebilirim. Demek ki bu arkadaşla bu arkadaş birbirine eşit. Şimdi şu sıfırları birbirine götürsün. Şuradaki 4'te şu an 2 götürsün. 3, o 3'te 9'u götürsün. Burada 3 kaldı. Sol taraf ne oldu? 3x oldu. Sağ tarafta ne oldu? x artı 10 oldu. Buradan da x'imiz kaçtır arkadaşlar? 2x onda x 5'tir diyebiliriz. Şu taktikle de ne yapabilirsiniz? Bileşik orantıya çözümler bulabilirsiniz. İşleri yukarı yazıyorum. Diğer bütün verileri aşağı yazıyorum. Şimdi geldik 33'e. Bakalım tutacak mı? Önce siz deneyin sonra beraber yapalım. Aynı güçteki 4 terzi günde 6 saat çalışarak 10 günde 160 pantolon dikiyor. Yani yapılan iş 160'tır. 160'ı yukarı yazıyorum. Öyle demiştik değil mi? İşi yukarı diğer verileri aşağıya. 4 terziyi aşağıya. 6 saati aşağıya. 10 günü aşağıya yazdım. Devam eşittir dedim. Buna göre 6 terzi günde 12 saat çalışarak 240 pantolon. 240 pantolonu da yukarı yazdım. Geri kalan hepsini aşağı yazıyorum. 6 terziyi yazdım. 12 saat yazdım. Kaç günde dikebilir? X günde diker. Buradan denklemi buluyorum. Sonuç gelmiş oluyor. Şimdi bakalım çıkacak mı? E, efendime söyleyeyim. Bununla bunu sadeleştirdim 20. Bununla bunu sadeleştirdim 8. Şu 6'lar da birbirini götürdü. Şu 4'le ile de 8 sadeleşti 2. Şu 2 ile de 10 sadeleşti 5. Burada bir şey kalmadı. Burada bir şey kalmadı. Burada X kaldı. Burada da 5 kaldı. O zaman cevabımız ne oldu? X için 5 oldu diyebiliriz. Zaten bize neyi soruyor? Kaç günde dikebilir? Biz zaten ona x demiştik. Demek ki doğuracağımız kaç gelecek? 5 gelecek arkadaşlar. Bu tip soruları bak mesela biraz bilinmeyeni arttırabiliriz ama bir şey değişmez. Taktik aynı. Mesela bir iş yerine günlük mesai saati %10 azaltılıp iş miktarı iki katına çıkarılıyor. İşin bitme süresinin değişmemesi için işçi sayısı kaç kat arttırılmalıdır? Bu arttırılmalıdır önemliydi. Arttırılmalıdır değişimi soruyor bana. Oransal olarak tamam mı? Şimdi ben uyduruyorum bakın hiçbir bir miktar yok. O zaman atıyorum günde kaç saat çalışıyorlardı? Mesai saat %10 azaltılıyorsa 10 saat çalışıyorlardı. Şimdi bana göre 9 saat çalışıyorlar. İş iki katına çıkarılıyor. Bir iş yapıyorlardı, iki iş yapıyorlar. İşin bitme süresinin değişmemesi için. Atıyorum mesela bir günde yapıyorlardı, yine bir günde yapsınlar. Buna göre diyor işçi sayısı kaç kat arttırılmalıdır? Ben şimdi işçinin sayısını bilmiyorum, x dedim. Yeni olacak sayıya da y dedim. Şimdi burada İçler dışlar yapacak olursanız ne yaptı? 9y eşittir ne yapar? 20x yapar mı? Yapar. Y dediğim şeyine geldi? 20x bölü 9 geldi. Yani benim x işçim varmış. 20x bölü 9'a çıkmış. Benden istediği şey kaç kat arttırılmalıdır? Arttırılmalıdır değişimdir arkadaşlar. Yani buradan buraya ne kadar değişmiş dediğinizde şuradaki 20 bölü 9'dan 1 çıkartırsanız 20 bölü 9'dan 1 çıkartırsanız ne yapar? 11 bölü 9 kat arttırılmıştır diyebiliriz. Arttırılmıştır. Anlaştık. Mantığıyla hareket ederseniz soruya güzel bir şekilde ne yaparsınız? Çözüm bulursunuz. 35 biraz cılgını çıkarmışım. Biraz bilinmeyen katmışım. Biraz çarpanları ayıma katmışım. Yani o formülü bilen vatandaş biraz daha rahat edecektir bence bu soruda. X işçi, X artı bir işi, X kare eksi bir günde bitirebilmektedir. Yani o zaman burada iş miktarı X artı bir yukarıya X artı bir yazdım. X işçi aşağı X yazdım. X kare eksi 1 günde diğer verilere girer bunların hepsi. İşçi sayısı zaman değil mi? Bir i̇şçi sayısı X eksi 1 kat arttırılıp. Şimdi sen bu kadar kat arttırıyorsan üstüne ekliyorsundur. Yani o zaman biz ne yapacağız? Şimdi şöyle X çarpı X eksi 1'i X'in üstüne ekleyeceğiz. O zaman ne oldu? X artı X kare eksi X oldu. O zaman bizim işçi sayımız X kareye çıktı arkadaşlar. Tamam ya da şöyle düşünürsünüz x eksi 1 kat arttırmak demek x katına çıkmak demek x işçim vardı x katına çıkarsan ne olur x kare olur. Şeklinde de ne yapabilsin düşünebilsin. Ve bu iş 30 günde bitiyor. İş miktarı x kareye çıkarılınca iş miktarını da x kareye yazdım. Buradan x'i bul bana diyor. E şöyle yapalım x'ler gitsin. Hocam şuradaki x kare eksi 1 2 kare farkıdır. x eksi 1 x artı 1 diye yazılırsa şuradaki x artı 1'ler birbirini götürür. O zaman aşağıda ne kaldı? 1 bölü x, x eksi 1 kaldı. Alt tarafta da 30 kaldı. Burası 30 sa o zaman x ile x eksi 1'in çarpımı 30 sa x kaçtır? 6'dır diyebiliriz ki bana da onu soruyor. O zaman doğru cevabımız ne geldi? 6 geldi diyebiliriz. Bu da 35'in sorunun çözümüydü. Şimdi aritmetik ortalama, aritmetik ortalama dediğimiz şey aslında sizin not ortalamanız. Not ortalamasını hesaplarken ne yapıyorsunuz? Terimleri topluyorsunuz, terim sayısına bölüyorsunuz. Böylece de neyi buluyorsunuz? Aritmetik ortalamayı buluyorsunuz. Bu konuyla ilgili ben size güzel bir pratik anlatayım. Ben lise zamanında bu pratiği kullanıyordum. Daha sonra ben zannediyordum ki herkes böyle yapıyor. Ama sonra öğrenciyle ikili diyaloglarımız oldukça yani ders anlatmaya başlayacak bu konuda geldikçe siz bu yöntemi bilmiyor musunuz? Şöyle yapalım. Bilen bilmeyen altta yorumlara yazsın. Aa güzel yöntem ya da ben de bu yöntemi uyguluyorum hocam şeklinde yorumlara yazarsanız güzel bir etkileşim olur diye düşünüyorum. Bak şimdi siz önce siz hesaplayın bakalım bir sonra bir de benim hesaplamamı görün bakalım hangisi güzel oluyor hangisi güzel olmuyor. Bir mesela bir yazılımızdan ne yaptık 74 aldık. Bir yazılımızdan da 89 aldık tamam mı? Üçüncü yazıldan kaç alırsak benim ortalamam 85 gelir. Ben istiyorum ki ortalamam 85 gelsin tamam mı? Ortalamam 85 gelsin. Üçüncü yazıldan kaç alırsam ben ortalamam 85 gelir. Siz bakalım yorumlara yazın benim taktikle bakalım bir kıyas yapalım tamam. Şimdi ben bunu şöyle yapıyorum. Bütün notlarım 85'miş gibi kabul ediyorum. Kar zarar hesabı yapacağım. Yani 85 olduğuna göre benim burada 11 eksiğim var 85'e göre diyorum. Benim burada 85'e göre de 4 karım var diyorum. O zaman baktığımda benim 7 eksiğim var mı? Var. O zaman ben 85'in 7 fazlası 92 almam lazım ki benim ortalamam kaç gelsin arkadaşlar? 85 gelsin diyebilirim. Yani Herkes istediği gibi yapabilir. 74 artı 89 artı x bölü 3 eşittir 85 diye yapabilirsin. Toplamları 255 olacak diye de yapabilirsin. Ben kar zarar hesabıyla yapıyorum. Hepsi ortalaması 85 olduğuna göre hep 85 olmalı diyorum. 85 olması için bunun 11 eksiği var. 85 olması için bunun da 4 fazlası var. O zaman şu ikisini beraber düşündüğümde benim 7 eksiğim var diyorum. Çünkü 11 orada zararım var. 4 fazlam var, 7 eksiğim var. O zaman ben 85'e 7 eklemeliyim ki bu eşitliği sağlatayım. Yani dengeyi sağlayayım. 85'e de 7 ekliyorum. 92 çıkıyor diyebiliriz. Tamam. Ben kendince böyle bir taktik uyguluyorum. Bilginiz olsun. Şimdi geldik 36. soruya. 36. soruda şöyle ben size anlatayım. Aritmetik ortamın sonundaki mantık şudur. Toplama ulaşmaya çalışırsınız. Böylece sayıları yönetmeniz daha kolay olur. Yani toplamları bu, toplamları bu. Sonra ortalama için ne yapalım? Terim sayısına bölelim gibi. Şimdi doktor ve hemşirelerden oluşan bir grubun yaş ortalaması 40'tır. Yani doktorla hemşirelerin sayısını topladığımız zaman, değil mi? Ve bunu 40 ile çarptığım zaman ben neyi bulurum aslında? Toplam yaşlarını bulurum. Doktorların yaş ortalaması 50 olduğuna göre o zaman doktorların toplamı 50 çarpı doktorlardır. Hemşirelerin yaş ortalaması 35 olduğuna göre hemşireleri 35 ile çarparsam hemşirelerin yaşlarının toplamını bulurum. Bununla bunun toplamı da tüm grubun yaş ortalamasına eşittir diyebiliriz. O zaman buradan ne yapalım? 40 d artı 40 yaş eşittir. 50 de artı 35 yaştır. Buradan ne yapalım? Doktoru sağ atalım. O zaman ne yaptı? 10 doktor yaptı. Bunu da bu tarafa atalım. 5 hemşire yaptı. Sadeleştirseniz o zaman bir hemşire 2 doktormuş. Doktorlara x derseniz hemşireler 2x'tir. Yani hemşireler doktorların iki katıdır. Buna göre hemşerinin sayısının doktorların sayısının oranı nedir? 2x bölü x'ten 2'dir diyebiliriz. Bu bir çözüm. Bir de size farklı bir çözüm öğreteyim. Hatta ben bu çözümü size problemler içerisinde bolca göstereceğim. Aslında biz burada denge sağlamaya çalışıyoruz. Yani doktorların yaş ortaması 50, hemşirelerin yaş ortaması 35. Bunlar 40'ta dengeye gelmişler. Denge kelimesini biz nerede kullanıyoruz? Fizikte. Yani ben aslında bir tork hesabı yaparsam dengeye getirmiş olurum. Bak şimdi şöyle. Ben şöyle düşünüyorum. Doktorların yaş ortalaması 50. O zaman buradan 50 ile atıldım. Yaş ortalaması 50 olduğu için orada bir kuvvet var 50. Burada da bir kuvvet var 35'lik. Ve bunlar nerede dengeye geliyorlar? 40'ta. Değil mi? 40'ta dengeye geldiklerine göre. O zaman dengeyi sağlatmak için. Şimdi aradaki mesafeye bakın. 50 ile 40 arasındaki mesafe 10. Buraya 10 yazdım. 40 ile 35 arasındaki mesafe kaç? 5. Ya nasıldı denge? Kuvvet çarpı kuvvet kolu kuvvet çarpı kuvvet kolu. Demek ki burada bir kişi varsa 1 çarpı 10. 5 çarpı 2 de burada 2 kişi vardır diyebiliriz. Yani hemşirelerin sayısı doktorların sayısının 2 katıdır diyerekten ne yapabiliriz? Dengeyi sağlayabiliriz. Bilginiz olsun. Bu yöntemi uygulayan kimyada da öğretmenler duydum. Bu torkla denge sağlamak güzeldir. Karışım problemlerini ben size bununla göstermeye çalışacağım. Yardım etmeye çalışacağım. Böyle pratiklerimiz olacak. Bak mesela 37'yi de ona benzer bir çözümle yapabiliriz. 28 kişilik bir sınıfta erkek öğrencilerin not ortalaması 412. Bak buradan 4-12'lik bir ortalaması olan bir grup var. Tamam mı? Bir de 398 98 ortalaması olan bir grup var. Ve bunlar nerede dengeye geliyorlar? 4 0 dengeye geliyorlar. Buradaki virgülleri virgülleri pas geçtim. O zaman burada aradaki mesafe 6 birimdir. Buradaki aradaki mesafe 8 birimdir. O zaman şöyle bunlar dengeyi sağlasın diye kuvvet çarpı kuvvet kolu kuvvet çarpı kuvvet kolu 8 6 nerede birleşir 24'te. O zaman buraya 3 yazarım 3K yazayım buraya da 4K yazayım. Şimdi mantıken düşündüğünüz zaman 404 3.98'e daha yakın. Neden? Çünkü 3.98'lik öğrenci sayısı daha fazla. Ondan dolayı o tarafta denge sağlamaya çalışmış. O yüzden bu taraf ağır basmış. Ve toplam 7K öğrencimiz var. Bu K öğrencilerin sayısı da kaçmış? 28'miş. O zaman K kaç gelir arkadaşlar? 4 gelir diyebiliriz. Bu sınıftaki kız öğrenci sayısı kızların not ortalaması kaçtı? 3.98. O zaman 4K kızımız vardır. Bunların da toplamı kaçtır? 16'tır diyebiliriz. Bu da 37. sorumuzun çözümüydü. Geldik 38'e. ABC okullarının öğretmenlerin yaş ortalaması sırasıyla 30, 40 ve 60. Bir seminer için bu okulların ikisi birleştirip tek bir seminer yapılacaktır. A ve B okulları birleştirirse seminerdeki öğretmenlerin yaş ortalaması 36. A ve C birleştirirse 40. Bu üç okul birleştirilse tüm öğretmenlerin yaş ortaması kaç olacaktır diye sormuş bize. İşte bak mesela bunda da bir nevi tork yapabiliriz. Neden? Çünkü bak A ile B 30 ile 40 bir araya geldiğinde nerede denge sağlıyor? 36'da bu 30 bu 40 değil mi? Nerede denge sağlıyor? 36'da. 36 biraz daha sağda. Şimdi aradaki mesafelere bakın. Buradaki mesafe 4, buradaki mesafe 6. 30 ile 36 arasındaki mesafeyi ölçüyorum. Şimdi kuvvet çarpı kuvvet kolundan Mesela burası 2 burası 3 olursa 2 çarpı 6 12 4 çarpı 6 4 çarpı 3 12 buradan denge olur. O zaman A'da 2x kişi varsa B'de de 3x kişi vardır. Şimdi bak A ile C'yi bir araya getirelim. A'da 30 var C'de kaç var? 60 var. Nerede denge geliyorlar? 40'ta. 40 biraz daha solda gibi. Aradaki mesafeleri ölçelim. 30 ile 40 arasında 10 var. 40 ile 60 arasında 20 var. Kuvvet çarpı kuvvet kolundan bunlar ters orantılı olacak. O zaman burası 2 iken burası 1 olacak. O zaman A2, B3, C'de de kaç kişi var? 1 kişi var. Yani 2x, 3x ve x gibi. Doğru mu? Peki bize ne soruyor? Bu 3 okul birleştirilseydik tüm öğretmenlerin yaş ortaması ne olurdu? O zaman şöyle yapalım. 2x kişinin yaşları toplamı. Şimdi 3 böyle olduğunda 3'lü de tork yapmıyoruz da normal manuel yapıyoruz. 2x kişinin yaşları ortalaması kaçtı? 30'du. O zaman bunların toplam yaşları 2x çarpı 30, 3x kişinin yaşları toplamı 3x çarpı 40, artı x kişi, C'de de x kişi var, bunların yaşları toplamı da x çarpı 60. Sonra ben bunu kaça böleceğim? Toplam 6x kişi var ya, 6x'e böleceğim. Böylece tüm grubun ortalamasını bulacağım diyebiliriz. Burası 60x, burası 120x. Sonra burası da 60x. Topladığınızda ne yaptı? 240x yaptı. 240x 6x'e bölersek ne oldu? 40 oldu diyebiliriz. Demek ki bu 3 grubun, 3 okulun öğretmenleri bir araya geldiği zaman yaş ortalaması kaç oluyormuş? 60 oluyormuş diyebiliriz. Bunda bir şey daha var aslında. Hani dikkatinizi çeker mi bilmiyorum ama artık bu bir sonuçtan sonra öğrenebilirsiniz. Bak şimdi sonuçta yaş ortalaması 43 olan bir sınıfın içerisine ben girersem o sınıfın yaş ortalaması değişmez. Yine 43 olarak kalır. Çünkü benim yaşım 43. Ama atıyorum 20 yaş ortalamasına sahip bir sınıfın içerisine ben dahil olursam o sınıfın yaş ortalaması değişecektir. Yani dengenin sağlandığı yere tamam mı? Bir kuvvet koyarsanız dengeyi bozmazsınız. Mesela atıyorum şu şekilde şuradan dengeye getirilmiş bir şeyde siz tam buradan dengeye bir kuvvet uyguladığınızda o kuvvet ne yapmayacaktır? Dengeyi bozmayacaktır. Ya da şöyle düşünün ağırlık merkezinden değil mi? Ağırlık merkezi gibi düşünün. Ağırlık merkezinden şuraya ben herhangi bir ağırlık merkezi yine bu nokta olan bir şey koyarsam ağırlık merkezini değiştirmem. Yani dengeyi bozmam. O zaman A ile C'nin bak şimdi şuraları siliyorum. A ile C'nin yaş ortaması 40 ya. B'nin de yaş ortaması 40 değil mi? 40. E o zaman bu 40 A ve yani B sınıfı daha B okulundaki öğretmenler A ve C'nin içerisine dahil olduklarında direkt evet. ne yapacaktır? Ortalamayı bozmadan ortalamayı 40 olarak tutacaklardır. O zaman cevabımız yine ne gelecek? 40 gelecek diyebiliriz. Kaç yolu yaptık ya? Bence iyi oldu. Hepiniz anlamış oldunuz. Geldik 39'a ve dersimizin de son sorusunu arkadaşlar. Daha sonra da ne yapıyoruz? Çıkmış sınav sorularını beraber çözüyoruz. Bir sonraki dersimizde. Şimdi Yağmur'un girdiği 4 matematik sınavı ile ilgili açtık bilgiler veriliyor. Yağmur'un bu sınavdan aldığı puan ortalaması 60'tır. Tamam 60 olsun. O zaman ne diyebiliriz? 4 tane sınava girdiyse sınavların toplamını da 240 diye söyleyebilirim. Bu da kenarda dursun. İlk sınavdan 62 alsaydı. Şimdi 62 alsaydı birinci sınavdan kaç aldığını bilmiyoruz ama 62 alsaydı ortalaması 4 puan alacaktı. Bütün bu 4 yazılının ortalaması 4 puan alacak. Demek ki 60, 62 düşük bir şeymiş. Şimdi ortalamayı 4 puan düşürebilmeniz için 4 sınavın da 4 puan azalması yani toplam 16 puan eksik almışsınız demektir. Yani siz 62 alarak 16 puan eksik aldığınıza göre siz aslında ilk sınavdan 78 almışsınızdır. 78 yerine 62 alarak 16 puan eksik almışsınız. 4 tane sınav olduğu için 4'e de böldüğünüzde ortalamayı 4 puan aşağı indirsin. Bak şimdi son sınavda 78 alsaydı ortama 2 puan da artacaktı. Demek ki sen olağandan daha yüksek almışsın ki ne yapmışsın ortalama 2 puan yükseltmişsin. Şimdi ortama 2 puan yükseltmek demek aslında her sınavı 2 yükseltmek gibi oluyor. Yani toplam 8 puan fazla almışsın eski haline göre. O zaman 4. sınavda sen aslında 78'den 8 çıkardın normalde 70 senin o sınavın notu. Sen gitmişsin 78 alarak ortalama 2 puan arttırmışsın. Şimdi üçüncü sınavda da 70 alsaydı ortalaması 1 puan azalacaktı. Yani 70 ne yapıyor o zaman aşağı çekiyor. Her sınavı 1 puan aşağı çektiğine göre 4 puan aşağı çekiyor totali. O zaman aslında 70'in üzerine 4 alarak sen normalde 74 almışsın da 70 alınca ortalamayı 1 puan aşağı indiriyorsun. Yani bizim ilk sınavımız 78, 2. sınavımız bilinmiyor, üçüncü sınavımız 74 4. sınavımızda 70 arkadaşlar. Peki bana ne soruyor? İkinci sınavda kaç puan almıştır? Yani bu sınavda. Peki ortalaması kaçtı? 60 mıydı? O zaman bir az önce anlattığım bir pratik vardı. Kendi yaptığım not ortalamasını bulduğum pratik. Öyle yaparsak mesela buradan 18 puan karım var aslında 60'a göre. Çünkü ortam 60 ya. Burada da 14 puan karım var. Burada da 10 puan karım var. Yani 18, 14, 32, 42. Demek ki benim 42 karım var ya ben bu 42 karı burada kullanmışım. 60'tan 42 çıkardık. 18 yaptı. Demek ki ben aslında ikinci sınavda çok kötü almışım. 18 almışım. Tamam. Onlar sonra ne yapmışlar? 60'ta dengeye gelmişler diyebiliriz. Ve böylece ne yapmış olduk? Orantıyı tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde orantı ile ilgili çıkmış sınav sorularını çözeceğiz. Bilginiz olsun. Hadi bakalım şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.